Behlül, ne zaman geldin? Gece. Ya hiç duymadım. Halbuki bekliyordum. Uyuyakalmışım. Elif nasıl? İyi. Ama sen iyi görünmüyorsun. Elif'in durumu seni epey hırpaladı tabii. Sen hala seviyorsun Elif'i. Öyleyse barışırsınız artık. Nihal lütfen. Bunları konuşmak istemiyorum. Aa, halam geldi. Şey mi oldu acaba? Günaydın. Günaydın Matmazel. Arsen Hanım geldi. Ha. Hoş geldiniz. Ne oldu? Babam nerede? Sakin olun. Anlatacağım. Neler oluyor? Sakın telaşlanmayın. Bihter Bey kaza geçirdi. Merak etmeyin, durumu çok iyi. Katya! Firdevs Hanım, yemin ederim Bihter çok iyi. Adnan da yanında. Çabuk beni oraya götürün, ne olur çabuk. Ben arabayı çıkarayım. Katya! Katya! Tamam, sakin olun. Ben yardımcı olayım size. Ben de geliyorum. Adama bir şey olursa Bihter ceza alır mı? Dua edelim de olmasın. Hadi sen çık ödevlerini yap. O kafayla yapamam şimdi. Sonra ne olur? Ben odamdayım. Çocuklar çok etkileniyor. Evdeki huzursuzluğun üstüne bir de bu olay. Adnan'ın niye çiftlikte kaldığını biliyorsunuz herhalde. Yo. Yani sizinle işleri olduğunu söyledi bana ama. Adnan mutsuzdu. Kafası çok karışıktı. Yeni kararlar almak üzereydi sanki. Ama kaza haberini duyunca o anda Adnan'ı görmeliydiniz. Acısını, korkusunu içimde hissettim o an. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Bihter çok alkollüymüş. Bülent'in yanında söylemedim. İnsanın korkularının gerçekleştiğini görmesi acı. Huzursuz eden önsezilerin doğru çıktığını görmek çok rahatsız ediyor. Hissediyorsunuz çoğu şeyi. Fırtınanın kokusunu alır gibi. Ama bir önlem alamıyorsunuz işte. Eliniz kolunuz bağlanıyor. Bu evlilik büyük bir hataydı. Adnan'ın kararını ilk öğrendiğimde biliyordum bunu. O zaman korkularımı dile getiremedim. Şimdi artık çok geç.